helal ticarete katılan loto parasının ve o ticaretten kazanılan paranın ve bari bir kimseye verilen loto parası o kimseye helal olur mu? O kişinin bunu bilip bilmemesinin buna etkisi var mı? Ve buna bağlı olarak da e, el ya da Ayağı kesik olan kimse protez, el ya da ayak taksı, abdest ya da gusül apresi, bunları yıkaması gerekir mi demiş ama soru karışmış yani 2 üç soru sormuş hocam. Evet. Ee, biz istiyorsanız ilk soruyla başlayalım. Şimdi şöyle, loto parasıyla başlayalım. Yani haram bir parası var evet. elinde. Loto parası demek bir oyun oynamış, Hı. oyun şans oyunu para vererek şans oyuna girmiş kazanmış ya da kaybetmiş kazanmış olsa da bu para kişiye helal bir para değildir. Haram bir paradır. Evet. Ee, o kişi bunu mülkiyetine koymaması, sokmaması, ticaretine katmaması gerekirdi. Eğer katmış ise bu miktar ne kadar bir miktarsa onu tespit eder. O kadar bir miktarı kendi mülkünden çıkarması Hı. gerekir. Aksi takdirde o ona helal olmaz. Aslında birinci sorunun cevabı net bir şekilde bu. Evet. Ha diyor ki bu peki haram olan parayı mülkten çıkartmam demek. Bir başkasına vermem demektir. O vereceğim bir başkasına bunu söylemek mecburiyetinde miyim, değil miyim? Ee, öncelikle şunu ifade edelim. Ee, bir paranın veyahut da bir aynın haramlılığı iki şekilde olabilir. Aynı haram olduğu için haramdır ya da onu elde etme sebebi haram olduğu için haramdır. Yani örneğin bir şarap haramdır veya bir hınzır haramdır. Ee, bunun yanı sıra faizle elde edilen bir masa da haramdır. Demek istediğimi anlayabiliyorsunuz. Evet. Ama birindeki haramlık aynıydır. Yani bizatihi aynı haramdır. Dolayısıyla bu el değiştirse de yani şarap senden bana benden bir başkasına geçse de haramlılığı baki kalacaktır. Evet. Ama mülk edinme sebebinden kaynaklı haramiyette ise o malın haini haram değildir. O kişiye intikalinde problem olduğu için haramdır, caiz değildir. E yapması gereken nedir? Eğer sahibi belli ise sahibine tevdi edilmesi ama sahibine tevdi edilmesi mümkündür veyahut da onun haramlılığı malikiyet açısından değil. E, başka bir nedenden kaynaklı haramiyet varsa ki burada bahsettiğimiz noktada bunu geriye çevirme, hani Toto'ydu, şuydu veya buydu, şans oyunlarıydı. Bunu geri çevirme imkanı yok. Böyle bir haramiyetse burada yapılması gereken onu mülkten çıkarmaktır. Peki kime vermesi gerekir? Zekat alabilecek konumda olan kimselere verecektir. Peki o kimseye bu haram olur mu? O kişiye bu haram olmaz. Çünkü haram olsa zaten sen kendine caiz olmayan bir şeyi başkasına da caiz değilse onu sen yeme, başkasına ver denmez. Evet. Yani böyle, bunun bir mantığı olmaz. Onun için bu helal olmalıdır ki ona vermen gerekir deniyor. Bu konuda daha öncelerde de sıklıkça bahsettiğimiz bir hadis-i şerifi fukaha delil alıyor. E, Muvatta'da geçen bir hadis-i şerif, e, Hazreti Berire hadisi diye fukaha katında, lisanında meşhurdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Berire radıyallahu teala anh'ın evine gidiyor. Hazreti Berire radıyallahu teala anha ki Hz. Ayşe validemizin azatlısı, yaşlı bir hanımcağız. Efendimiz onun evine gidince Hazreti Berire ona yaş hurma ikram ediyor. Tabi hurma belki bizim şu yörede değerli bir ikram edilecek, yiyecektir ama Hicaz bölgesine baktığımız zaman orada zaten bolca var olan bir şey. Yani çok da makbul anlamında yani hani ne diyelim ikram etme anlamında normal var olan mutat olan şeylerdendir. Oysa Hazreti Berir e radıyallahu anh hurme ikram edince efendimiz Aleyhissalatu vesselam bakıyor bir kazan var ocakta ve kazan fokur diyor ve içinde et kokuları geliyor. Efendimiz diyor ki hellenna nasibu minel lahmi bizim o etten nasibimiz yok mu? Yani bizi hurme ne mi göndereceksin? Bize onu ikram etmeyecek misin dediğinde Hz. Berir e radıyallahu Teala anh'ın hitabı ya Resulallah onu senden esirgediğimden dolayı değil, o bana zekat olarak verilmiş. Sen peygambersin. Peygambere zekat haramdır. Peygamber zekat yemez çünkü zekat malların kiridir. Bu sebepten dolayı onu sana ikram etmedim deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kural niteliğindeki ifadesi ki fukaha daha sonradan bu ifadeyi kurallaştırıyorlar ve birçok fıkhi meselede de kullanıyorlar. Leki sadakatun valenahediye. Yani aynı, olsa, aynı mal da olsa, aynı malda olsa, aynı ette olsa onun sana intikali zekat ama senden bize olan intikali ise hediyedir. Peygamber zekat yemez ama hediye yer. Hmm. Bu şu demektir. Mülk el değiştirdiği zaman sanki ayın el değiştirmiştir. Sanki ayın başka bir ayın olmuştur. Yani sizden aldığım bu bardak başkasına verdiğim bardağın aynı bardak değil. Sanki o bir başka bardak olmuştur. Evet. Ayın değişmiştir. Bu sebepten dolayı o malın kişiye haram olması mülk edinme yolundan kaynaklı bir haramiyettir. Onu bir fakire verdiği zaman, ihtiyaç sahibine verdiği zaman aynı sebeple o kişi ona sahip olmadığı için o kişi için bu haram olmayacaktır, helal olacaktır. Dolayısıyla bunu başkasına vermedi, bunu söylemek bu bağlamda şart değil. Ancak şöyle bir olay var. Her ne kadar hukuksal anlamda, fıkhi anlamda o kişiye bu haram olmasa da o kişi bunu yemesinde şer işerip onu bir mesuliyet çerçevesine almasa da ama öyle veya böyle manevi olarak gerek ibadetlerine gerek başka bir şeylere tesir edebilir mi? edebilir. Dolayısıyla hmm. eğer kişi bu bağlamda bir hassasiyeti varsa böyle bir insana bunu söylemekte fayda vardır. Evet. Yani evet tamam bu e, haram değildir bana ama bunda bir tesir söz konusu olacağı için ben bundan da kaçıyorum. Tıpkı ne gibi zekat normalde fakire helaldir. Ama bir fakir zekat almak istemeyebilir mi? En doğal hakkıdır. Çünkü neticede zekat dediğimiz şey hani malı temizleyen bir kir mahiyetinde olduğu için ben bundan kaçınmak istiyorum. Bunun bana öyle veya böyle bir şekilde tesirinin olacağı kanaatindeyim diyorsa bu da hoşgörüyle karşılanmalıdır. Buradaki mesele de öyle. Evet bu haramiyet ona intikal etmeyecektir ama neticede onun talebeye bir yansıması olur ki büyüklerimiz bunu söylemişlerdir. E, gerek okumasına, gerek ibadetlerine, gerek başka bir takım hal ve hareketlerine tesir edebilir. Her yani Kişi bunları çok fazla aldırış etmiyor. Önemli değil ama diğer bir kişi bu konuda hassassa ona göre riayet etmekte fayda var. E, belki daha önceden yine anlatmıştık. E, Efendi Hazretlerimizin, sağlıklı olduğu dönemlerde ki bizim hocalarımız, büyük hocalarımız anlatıyor. Ders okuduğumuz dönemde diyor ki ben bunu Nedim hocamızdan işitmiştim. Allah ona da selamet ihsan Amin. eylesin, sağlık, saat ihsan eylesin. Amin. Ee, i̇şte Efendimiz Hazretlerimiz ders okutuyor, biz halakada ders okuyoruz diyor. Genelde birileri geldiği zaman Efendi Hazretleri'ne hediye getirirdi diyor, yiyecek. Efendi Hazretleri de onu bizlere dağıtırdı. Orada biz yerdik onu diyor. Biz hepimiz talebiz, zaten garibanız, fakir kişileriz diyor. Yine bir gün bir zat gelmişti, elinde meyve. O meyveyi koydu, muzdu hatırladığım kadarıyla koyduğu şey. Ama Efendi Hazretleri onu ikram ettirmedi bize, orada bıraktı. O misafiri gönderdikten sonra dersimize devam ettik ve dersten sonra da efendi bunu yiyin demedi bize diyor. Ertesi gün oldu. Biz tabii yine el sürmedik ona. Ertesi gün yine o orada duruyor rahlenin üzerinde. Biz bir ders daha okuduk. Efendi yine bir söz çıkarmadı. Böyle birkaç gün geçtikten sonra artık baktık ki çürümeye başladı. Sineklenmeye başladı, kokmaya başladı. Biz de aldık onu attık. Yani yenilecek durumdan çıktı. Neyse bir gün Efendi Hazretlerimiz geldi, bir vakti ki o e, meyve orada yok. Bu sefer heyecanlı bir şekilde ne yaptınız, burada e, bir meyve vardı deyince e, dedik ki işte Efendi Hazretleri çürüdü, attık deyince Efendi böyle bir derin nefes aldı. Onu sizin yemenizden korkmuştum, onu getiren kimsenin faizle iştigali var. Bu sebepten dolayı sizlerin yemesini pek hoşnut olmadım, istemedim. Hmm. Çünkü ilminize, dirayetinize bu bağlamda tesir edeceği şeklinde. İşte bu meselede takva, zirve noktası olması gereken güzel. Peki yeseler haram mıydı? Yok, fuken e, haram değildi. Ama neticede burada kalıyor. o ki burası bir tasavvuf tekkesidir, o ki burası bir medresedir, o ki sizler burada mümtaz talebelersiniz. Yani burada sizin yetişmenize en ufacık bir şaibenin dahi tesir etmemesi gerekir. Bu bağlamda sakın İşte bu kabilden olan kişilere söylemek gerekir. Ama adamın öyle bir şeyi yok yani, öyle bir derdi yok. Böyle bir kimse için zaten bu helaldir. Bundan dolayı bir mesuliyeti de olmayacaktır. Bu kişinin bunu verirken de bu bana haram yoldan geldi, şöyle geldi veya böyle geldi demenize gerek yok. Ama şunu da yapmakta da fayda var. Yani bunu sadaka verircesine vermek doğru değil. Çünkü bu kişinin sadakası değil, haram bir para olduğu için evet. vermesi gerekiyor. Hatta sadaka niyetiyle verirse Allah muhafaza bu imani noktada bir problem olduğunu İbn Abidin Rahimullah haşesinde dillendiriyor. Belki vermesi gereken yani mülkünden çıkarması gereken bir mal bunu da güzel bir şekilde karşı tarafa ifade edebilir. Onu da rencide etmeden ama kendisini de sadaka verircesine bir tavır sergilemeden. Evet. Zaten yani günümüzde de bu kadar bereketsizlik, bu kadar ee, olumsuz şeylerin olmasına baktığımız zaman da e, faizin çokça artması ve bu paraların işte bir şekilde herkese bulaşması, evet. hani gün gelecek herkese faizden bir şeyler yani, bulaşacak. Yani velev ki e, fıkhi anlamda mesul olmasa da evet. onun tesiri olacaktır evet. ki aslında günümüz Müslümanlarının maalesef. maalesef bu halde olması, hastalıkların yayılması, zulmün yeryüzünde artmasının arka planına baktığımız zaman, bu gibi etkenleri söylemekte yani söylesek abartmış olmayacağız.